İyi akşamlar. Selam Reis. İyi akşamlar, iyiyim. Teşekkür ederim. Umarım hepiniz iyisiniz. Nalan. Selam. Selam. İyi akşamlar herkese. Selamlar. Ya da guten Abend diyebiliriz belki. Çünkü bugün biraz Almancadan konuşmak istedik. Ben az önce baktım, dünyada 185 milyon insan Almanca konuşuyormuş. Az Siz değilmiş. Almanya, var. Avusturya, başka nerede konuşuluyor? Schweiz. Evet. Bir de Schweizerdeutsch. bütün öğrenenler bu işte Goethe Enstitüsü'nün bir bilgisi. Aha. Aynen. İlginç. Evet. İlginç. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Almanca Merhaba, iyi konuşacağız. akşamlar. Gerçi Ne bu akşam güzel. Türkçe ile biraz konuşabiliriz diye düşünmüştüm. Yani sen nasıl Türkçe öğrendin? Ben nasıl Almanca öğrendim? İkisi de, yani her ikisi de bazı zor diller aslında böyle sonradan Evet. öğrenmek için. Kesinlikle. Başlamadan önce belki şey sorabiliriz. Biz burada her hafta bir araya gelmek istedik. Onun için de saat Türkiye'de 10, Almanya'da 8 seçtik. Sizce 2 saat erken olsun mu yoksa bu saat iyi mi? Onu merak ediyorum. Evet, bence de fikirlerinizi yazın. Çünkü 8 de geç aslında ya. Yani bizim için de biraz geç. Daha erken de olur. Bilmiyorum. Siz bir yazın bakalım. Evet. Kanada'ya selamlar. Biz de öğrendik Deutsch. Evet, Nalan, sen nasıl öğrendin Deutsch? Of, yani ya açıkçası şöyle bir şey. Ben çok zorlandığımı söyleyemem. Çünkü galiba en önemli şey Almanlarla takılmak oldu. Yani gittiğim okulda çok fazla Türk yoktu. Belki de bu yüzden hep mecburen Almanca konuşmak zorunda kaldım. O yüzden mesela buraya gelenlere de hep söylüyorum, tamam çok iyi anlıyorum. Sonradan geldiğinde böyle hani Türkçe konuşmak istiyorsun. Arkadaşların genellikle Türkiye'den gelen insanlar oluyor ama yani öncelikle Alman arkadaşlar. Yani onlar öyleydi. Benim arkadaşlarım öyleydi. Sonra ben çok böyle bir dizi severek izliyordum o böyle yani. İnanılmaz severek. Der Prinz von Belea. Will Smith'in bir dizisiydi. Yani o benim böyle acayip hoşuma gidiyordu ve ben gerçekten böyle meraktan oturup sözlükle izliyordum. Ve şey düşünüyorum, ne dedi şimdi, ne dedi acaba falan diye. Onun da etkisi olmuş olabilir. Çünkü her gün böyle neredeyse yarım saat falan oturup onu izleyip böyle teker teker kelimelere bakıyordum. Hala izleyebiliyor musun onu? Bu dublaj bence çok kötü. Özellikle 90'ların böyle Amerikan dizilerindeki Almanca çeviri ben hiç çekemiyorum artık. Yani böyle Netflix'ten sonra bizim hayatımıza orijinal dildeki içerikler girdi. Yani zor izliyorum şimdi sinemada. Doğru ama beni hiç rahatsız etmedi. Şimdi bu arada birisi muhabbetin konusu ne demiş de bu akşam şey konuşuyoruz. Dilleri nasıl öğrendik? İşte ben Almanca'yı nasıl öğrendim? Sonra ben Julia Türkçe'yi nasıl öğrendi? Onu yazabiliyor muyuz aşağıya aslında acaba? Şey böyle yeni katılanlardan neyi konuştuğumuzu anlasın diye. Neyse şu iki şeyden de yola çıkarak arkadaşlar yani Almanca öğrenmek isteyenlere şunu söyleyebilirim. Almancadan nefret ederek ya da herhangi bir dil için de geçerli aslında, nefret ederek öğrenemezsiniz. Bazıları hep şey diyor, Allah kahretsin hiç öğrenmek istemiyorum. O zaman öğrenemezsiniz zaten arkadaşlar. Yani sevmediğin bir şeyi yapamazsın. Beynin de istemez onu. Öğrenmek istemez. Beynin de yer almasını istemez. Ben hem işte arkadaşlar böyle sevdiğim kişilerde ondan sonra onlarla konuşabilmek için, diğer diziyi de sevdiğim için, merak ettiğim için gerçekten seve seve böyle izledim. Ama açıkçası kursa falan gitmedim. Yani sadece 6 hafta falan bir kursa gittim ben. O da haftada 3 defaydı. Rammstein de dinlenir, çok doğru. Evet, şarkı da dinlenir, müzik de dinlenebilir gerçekten. O 6 hafta sonrasında ben tekrar okula döndüğümde şeydi yani hocalarım çok şaşırmıştı. Nasıl öğrendiğine dair falan böyle enteresan bir dönem olmuştu. Ama hala Almanca öğreniyorum yani onu, o bitmeyen bir süreç aslında, devam ediyor gerçekten de. Almanya Yani sistemi o aslında arada 6 yıl okumuş öyle doğru de mu?
diyebiliriz. Bu arada yine sorularınızı bu soru işareti olan yere yazabilirsiniz eğer isterseniz. Evet. Bugünkü konumuz işte Almanya, Almanca. Belki şeyden de konuşabiliriz biraz. İşte Almanca bilmeden Almanya'da nasıl yaşanıyor, yaşanabilir mi? Yani Berlin'de yaşanılır hiç sorun yok. Yani evet. Berlin tek bence Almanya'da böyle hani Almanca bilmeden şey olacak yaşayabilirsiniz yani Berlin'de. Çünkü çok fazla hani Türkçe konuşabileceğiniz işte berberinden marketine kadar var. İngilizce yani Almanca yoksa İngilizce'de de çok rahat yaşarsınız. Almancayı Almanya'dan öğrenmeniz imkanınız varsa tabii ki yani bir dili mutlaka ülkesinde şey yapabilirsiniz. Öğrenmeniz çok daha kolay olur. Ama bir şey söyleyeyim bu noktada. Mesela benim hala yaptığım metodlardan biridir o. Ben uyumadan önce kelimeleri ezberlerim. Eğer bilmediğim bir kelime varsa uyumadan önce, yatağa gitmeden önce ezberlerim. Çünkü o beyin uyku sırasında da onu tekrarlıyormuş. Böyle bir şey varmış. Ben açıkçası bilmeden yapıyordum bunu. Sonradan öğrendim ki bu gerçekten mantıklı bir olaymış. Yani beyin o süreç içerisinde uyurken onu tekrarlıyor. Bir şeyler oluyor ve gerçekten yapılıyor. Ve onun için de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kağıtlara yazıyorsunuz böyle. Gülüyor, onun Almanca adı neydi ya? Kartal kağıt mı? Evet, katay kağıt. Hmm. Aynen. Şimdi Evet. şöyle bir sistem düşünün. Kendinize yapabilirsiniz aslında bunu. Böyle kitabın kapitelleri gibi, farklı hani şeyleri gibi düşünün bunu. Kapitel, evet. Farklı anlatayım bir saniye. Şimdi bilmediğiniz kelimeler arkadaşlar kartların üzerine yazıyorsunuz. Şöyle küçük küçük kartlara. Onları her akşam uyumadan önce tekrarlayın ve tekrarladığınızda şöyle arka arkaya 3 tane diyelim ki şey verin kendinize böyle 3 çekmece gibi düşünün. Bir gece ilk öğrendiğiniz kelimeyi bu birinci çekmeceye koyun. Ve hepsini tekrarlayın. Bölüm. Doğru. Çok teşekkürler. Ertesi akşam kartlarınızı yine tekrarlayın, ezberleyin. Öğrendiğiniz kartları bildiğiniz kartla yani ikinci bölüme koyun. Öğrenemedikleriniz yine birincide kalsın. Ve bu işlemi böyle bütün kartlar üçüncü bölüme gelene kadar devam edin. Ya çünkü bu durumda hepsini her akşam tekrarlıyor olacaksınız ve acayip bir şekilde kelime öğrenebileceksiniz. Yani ben bu şekilde öğrendim. Size tavsiye ederim. Ama sen nasıl öğrendin Julia? Bu da ilginç. Çünkü Memrise mi onun adı bilmiyorum. Yani Türkçesini bilmiyorum açıkçası. İngilizce bir terim varsa onu da bilmiyorum ama bence Julia anlasın şimdi. Sen nasıl öğrendin? Neden Yani öğrendin bir de yani? yaşayarak tekrar ederek öyle yani evet tabii ki de yani her zaman şimdi yazan kişiyle aynı fikirdeyim. Yerde yaşadığın zaman en iyi öğreniyorsun. Tabii ki de çocukluğunda başlarsan çok daha kolay olur ama yani bence her yaşta öğrenilebilir yani ben Türkiye'de kursa gittiğimde dil kursunda her yaştan her uyruktan insan gördüm. Burada da evet Almancayı nasıl öğrendin Yulia? yani ezberlemek bence tabii ki de işe yarıyor. Çünkü yani kelime hazinen kadar konuşabiliyorsun. Yani her dilinde öyle. Ve ben de senin yaptığın gibi bu bölüm mü deniliyormuş bu Evet. işte Kartal kağıt metoduyla yani hep kelime çalıştım. Ondan sonra yani bu post-it'leri ben de çok görüyorum dil öğrenen insanların evinde ama yani çok anlam veremiyorum yani benim için en azından bence işe yaramaz çünkü hep aynı şeyler görüyorsun sonuçta evinde. Yine de Ama post-it bilmiyorum. olayı doğru. Ben onu İngilizce öğrenirken yapıyordum. Hatta ya ben dilleri çok seviyorum. Öyle bir şey var yani. Severek öğreniyorum. İşte burun nedir falan diye burnuma yazıyordum. Alnıma yazıyordum. Yüzüme yazıyordum. Ya da işte gerçekten sürekli önünden geçtiğim yerlere post-itler yapıştırıyordum. Çünkü o ister istemez yanından geçtiğinde sen görmediğini, fark etmediğini düşünsen de yanında geçerken bilinçaltı onu alıyor bir şekilde. O yüzden ben bunun yani işe yaradığını düşünüyorum açıkçası. Ben de en azından işe yarıyor. Çünkü beynimi sürekli tekrar ettiriyordu onu. Bu arada Almanya'da Almanca bilmeden yaşanır ve sorusuna çok fazla tepki geldi. Hiçbirine dikkate almadık ama ben hepsini okudum. Ve Tamam. yani evet insanlar da sürekli Berlin'de yaşanır, Nöken'de yaşanır gibi şeyler söylediler. Ben aynı fikirdeyim.
Yani Berlin'de gayet yaşanır Almanya olmamakla birlikte. Yani başka yerlerde kesinlikle zorlanabilir insan gibi mi geliyor, ama yani Berlin'de hakikaten herkes işini halledebilir. Çok fazla iş ilanı da var artık, yani Almanca bilmeyenler için birçok pozisyonda İngilizce yeterli oluyor diye Evet. düşünüyorum. Aynen. İngilizce Ve yeterli aslında. o da tabii ayrı bir problem. Yani çalışmaya gelenler de full time bir işle uğraşıp da aynı zamanda yanda böyle bir çözmek kolay da değil yani. Evet. Valla Almanca bilmeden yaşıyorum demiş birisi. Doğrudur. Ama gerçekten yani şey o gerçekten o mindset'i değiştirmek lazım ya. İşte az önce birisi yazmıştı mesela, işte eziyet gibi Almanca falan diye, çok zor bir dil, çok zor. Bir de ben şunu da görüyorum. İnsanlar sürekli birbirlerine, arkadaş çevrelerinde de bunu söylüyorlar. Hiçbir şey imkansız değil yani. Hani okey, Almanca, İngilizce gibi biraz daha bir zor bir dil olabilir. Ama arkadaşlar yani ben 3 semestre Japonca öğrendim. Bence Japonca yani dünyanın gerçekten en zor dili. Ki gramörü Türkçe ile neredeyse birebir aynı. Acayip benziyor yani. Ben Arapça da öğrendim. Arapça bile Japonca kadar zor gelmedi bana. Her ne kadar şeyler hani çok böyle inanılmaz bir, onların alfabesi bambaşka. Ama Japonca 4 tane farklı alfabe var. Ve o 4 alfabeyi konuştuğunda bile, öğrendiğinde bile bir gazetede yazanların %30'unu anlayabiliyorsun sadece. Yani o inanılmaz bir zorluk seviyesiydi benim için. O yüzden hani imkansız değil. Ben hep şey diyorum, bir gün emekli olduğumda, zamanım olduğunda öğreneceğim yani Japoncayı, sorun değil. Ama Almanca o kadar da büyütülecek bir şey değil. Ha okey, akuzatif, datif, genitif, işte bu kazuslar falan filan biraz zorluyor olabilir. Ama açıkçası onu da yani yazarsın bir yere. 4 farklı şey. Hadi 10 tane ezberlenebilecek şey olsun. Onu ezberledikten sonra bitti yani, bu kadar. O Peki yüzden sen İngilizce biliyor muydun Almanca'ya başlamadan önce? Öyle bir biliyordum. soru geldi bize. Biliyordun. Evet, biliyordum. Aynen. Yardımcı oldu mu? Mutlaka olmuştur. Yani mutlaka olmuştur, evet. Bence galiba ne kadar dil öğrenirsen o kadar kolay bir diğerini de öğrenebiliyorsun. Yani ben mesela işte okulda biliyorsun, burada Almanya'da İspanyolca seçmeli ders var. Türkiye'de şöyle bir şey var, hani liselerde ya işte sözel ya da sayısal yapıyorsunuz. Ben sözel yaptığım için mesela seçmeli ders olarak Latince ve İspanyolca almıştım. Ama Latince öğrenirken gerçekten bütün Avrupa dillerinin bazı olduğunu gördüm yani. Hani hepsinin temelinde gerçekten Latince varmış meğersem. Onu öğrenince diğerlerini de öğrenmek çok daha kolay. Yani ben aslında aynı zamanda Almanca, İspanyolca ve Latince öğrenmiş oldum bu durumda istemeden. Okul böyle mecbur görmüştü çünkü. Ama ne kadar dil öğrenirseniz o kadar bir dahakine o kadar kolay şey yapabiliyorsunuz yani, öğrenebiliyorsunuz aslında. Ama senin için zor olmaz mı ya? Türkçen çünkü Almanca ile mantığı o kadar farklı ki. Yani cümle kuruluşu farklı, fiilleri, çekimleri farklı. Zor olmadı mı Evet. senin için? Oldu zor. Kaç Uzun sene da sürdü öğrendin? benim öğrenmem. Yani birkaç ay kursa gittim ama ondan sonra bir 6 ay garsonluk yaptım ve aslında bunu yaparken öğrendim diyebilirim. Yani çünkü Türkiye'de. İstanbul'da. Evet, işte O olay çok bu. yani evet. Oraya gidip Etrafındaki yaşamak lazım. insanların yani İngilizce konuşmayan bir ortamda çok iyi oldu. Sorulara bakıyorum biraz aynı zamanda. Almanya'da sinemalarda filmlerin hepsi dublaj mıymış, doğru mu? Alt yazı filmler hiç yok mu? Bu da çok bölgesel bir şey. Ben Berlin'de çok fazla alt yazılı film var. Burada hiç sorun yani çekmezsiniz. Ama mesela benim annemler şeyde yaşıyorlar. Ruhrgebiet dediğimiz bölgede yaşıyorlar ve orada tam tersi yani alt yazılı orijinal dilinde film bulmak için bazen zorlanıyoruz. Yani saçma sapan saatlerde oluyor sadece. Öyle bir Allah. şey var yani. Evet. İlginç. Hani büyük şehirlerde ama yani var. Almanların bölgelere göre ağız farklılıklardan bahseder misiniz? Türkiye'deki gibi fazla belirgin şiveleri var mı? Bence onu sen cevaplandı Arlan. Senin yani. Şive mi? Evet. Almanca şive, ay varmış ya. Ben de bilmiyordum. Yani ben bir defa Stuttgart taraflarına gittim.
Ne konuştuklarını anlamadım. Ben dedim ki burası Almanya mı ya? Burası olabilir mi? Baden-Württemberg o taraflar falan. Ya da bundan işte 2-3 ay önce Münih'e gittim. Onların da böyle ya Mary falan filan diyorlar dedim. Ben şaşırdım yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Almanca bu kadar farklı olabilir mi? Bambaşka. Ya onlar konuştuğumda Bavyera'dakiler kendi aralarında konuştular. Ben anlamıyordum gerçekten yani. Bana acayip böyle zor geliyordu. Kelimeler farklı, şive farklı. Ha şimdi diyeceksiniz ki ne bileyim bir Karadeniz şivesiyle mesela benziyor mu? Hayır arkadaşlar öyle değil. Yani Karadenizli biri gelsin şiveli konuşsun ben yine de öyle de böyle de anlıyorum. Ama Bavyeralı birisi konuştuğunda kendi aksanlarında bir de onların kendi kelimeleri var. Yani başka bir dil gibi bir şey oluyor. Ben anlamıyorum yani bilmiyorum. Sen Almanca senin ana dilin sen anlayabiliyor musun onlar konuştuklarında? Tabii. Okey o Evet, zaman anlıyorum. Evet. Bende bir sorun var yani. Yani benim çok yakın bir arkadaşım kanalımda da birkaç kez göründü. Charlotte Ingolstadt'tan geliyor ve bayağı Ha. çiveli konuşuyor aslında ama yani Ingolstadt anlamakta Ordin'in şey değil mi ya? çok evet Anavatanı. çok büyük bir zorluk çekmedim. Ama yani Lazlar, yani Lazca başka bir dil değil mi benim bildiğim? Evet, Laz, aynen. la... Tabii. Ama Lazları anlıyor mu? Yani Karadeniz çivisiyle konuşan birini anlıyor. Yani az çok. Yani tabii ki de daha zor ama Hı. anlarım. Ama yani başka bir dil Anlıyorsun söz. ama değil mi yani? Evet. Okey. Evet. Ama İşte yani. mesela Kıbrıs aksanı ilk duyduğumda çok garipsemiştim. Yani İstanbul'da. Doğru. Çok Yani şeker bana kek gibi geliyor ama yani. sormuşlardı neredesin diye yani bir turist grubu vardı Kıbrıs'ta neredesin diye sormuşlardı bana ben de siz neredesiniz dedim çünkü onlar da benim gibi sonradan öğrendiğini falan düşündüm çünkü çok Evet. değişik aksanları vardı Evet, evet, evet evet. Türkçe için doğru Türkçe İstanbul Türkçesi denir. Almanca en doğru şehir Almanca için. Hochdeutsch deniliyor ona. Yüksek Almanca. Nerede konuşuluyor ki yüksek Almanca yani? Güzel soru Yani valla. nerede mi konuşuluyor yüksek Evet. Almanca? Yani Hannover aslında bizim yani yüksek yani en güzel, en düzgün Almanca konuşulan yer olarak bildiğimiz şehir Hannover. Okey. Hannoverana Almanca yani orada Bu arada bir de oradan birisi geçiyor. az önce şey yazmıştı. Ben işte şarkı dinliyorum falan. Çok mantıklı. Bir de artık arkadaşlar YouTube diye bir şey var yani. Açıyorsunuz. Bilmiyorum Türkiye'den giriliyor mu mesela ama Tagesschau yazın. Ana haber bültenini izleyin. Kulak dolgunluğu çok önemli bir şey gerçekten yani. Benim için. Bir de şunu keşfetmeniz lazım. Ne şekilde öğreniyorsunuz bir dili? Ben mesela oturup bana işte şunu şunu yaz desen beni şey yapmaz. Ama ben duyduğum zaman akustik olarak daha kolay öğrenebiliyorum. Bazı insanlar vardır 50 defa bir kelimeyi yazarak öğrenir. Benim de sürekli duymam lazım. O yüzden ben hep radyo dinliyordum mesela işte televizyonu izliyordum ki sevdiğim için de aslında yani medya Hamburg ist tüketmeyi. nicht Hochdeutsch, Freunde. Hamburg ist Norddeutsch und Plattdeutsch. Yani birçok insan Hamburg. Hamburg yazıyor. Hannover ya. Gerçekten. Şimdi bir şeylik çıktı herhalde burada. Bizde daha iyi Evet. konuşuyorlar falan diye. O zaman Berlin yani. Berlin diyelim biz de. Hayır Berlin. Yani. Evet, var mı başka sorunuz? Baya var daha soru. Ama Kübra benim anlamadığım bir soru sordu. Çünkü şey dedi. Sizce sadece Sprachlernabla ile bir dil öğrenmek mümkün mü? Ben Sprachlernabla ne olduğunu anlamadım. Kübra'da Sprach ne? Bavarya'dan geliyormuş. Sprachlernabla. App'ler herhalde, uygulamalardan bahsediyor herhalde. Ha sprach, oha Lern sprach app. App. lern Cüngi sprach lern app'ler. Hiç bilmiyorum. Benim çok bir deneyimim yok bu yani. uygulamalarla. Senin var mı Nalan? Öğrendin Hiç mi hiç yok ama Duolingo ile kullananları falan? biliyorum. Kullananları biliyorum yani. Ben ve onlar da Konuşmuyorlar. kelime öğrenmek için yapıyorlar. Bence mantıklı neden olmasın? Belki ben de bugün dil öğrensem o şekilde yapardım. Tramvayda giderken bakarsın böyle bir şeyler yaparsın. Yoldayken yaparsın. Uyumadan önce 5-10 dakika yaparsın. Bence mantıklı. Yapılabilir yani. Evet. Bana sorular daha devam ediyor. Almanca ile İskandinav dili arasında yakınlık var mıdır? Yani az çok. Hangi şey yani hangi aileden olduğunu ve dil ailesinden olduğunu bilemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Maalesef. Yani uzun yıllardır Kopenhag'da yaşayan bir arkadaşım var. Bazı ortak kelime olduğunu biliyorum ama yani
yakın, pek yakın değil yani anlayabileceğimiz kadar asla Evet. değil. Hele yani İskandinav'da Fince de var. Fince bambaşka bir gramer. Yani çok Evet. da değil mi? Türkçe'ye Evet. yakın olduğunu duydum hatta. Allah Allah. Onların gramerini. İlginçmiş. İlginçmiş. Hı. Başka sorularımızı alalım. Ama tandem Unutkan. olayı falan da var. Bu arada yani tandemler falan da yapılıyor. Hani bir konuşabilecek bir arkadaş bulduğunuzda kendinize. O en güzeli yani zaten. Evet, yazmıştı bir de Sprachlern Partner. O da Kübra'ydı galiba. Ama Evet. bence de güzel bir yöntem. Eğer çalışırsa Hı hı. maalesef birçok insan onu böyle flört etmek yani bahane olarak görüyor. Yani benim şahsen çok çok kötü, çok hiç profesyonel olmayan tandem deneyimlerim oldu geçmişte yani orada. Ama sonra Berlin'de sadece kadınların bulunduğu bir tandem grubu buldum ve orada gerçekten uzun zaman Fransızca tandem yaptığım bir kızla tanıştım. Hı. Yani. Yani. Bilmiyorum ya yani hani şimdi öğrenseydim neler yapabilirdim, nerelere bakabilirdim bilmiyorum. Bizim zamanımızda internet bu kadar şey değildi, sosyal medya bu kadar güçlü değildi tabii yani. Bunlar 20-21 sene önce falan. Evet. Almanlar Almanca konuşurken en çok hangi gramer hatalarını yapar? Biri Türkler hangi hataları? Almanlar konuşurken bence yani benim doğup büyüdüğüm bölgede şey çok yapılıyor. Mir ve mich Hı. karıştırılıyor. Yani datif ve akuzatif. İlginç. Evet Beni ve bana yani. kelimelerini. Evet yani herkes dondurma alıyor. Außer mir demektense außer mich diyen insanlar oluyor Aha. bazen. İlginçmiş. Aldi'ye gidiyorum derken nach Aldi yerine yani nach Aldi diyorlar. Zu Aldi demeleri gereken yerlerde. Hı. Bu senin uzmanlık alanın çünkü ben yanlış yapıyorlarsa büyük ihtimalle. Tabii bazen asikerlere bariz bir şekilde yanlış söylediklerini ben de görüyorum, hissediyorum. Ama yani bir de şu var. En büyük hata bir insanın yapabileceği, "Aa ben kesin hata yapacağım şimdi konuşurken. Kesin yanlış bir şey söyleyeceğim." falan demek olur. Asla eğer böyle bir korkunuz varsa öncelikle bu korkuyu çok iyi anlıyorum. İnsan rezil olmak istemiyor, küçük düşmek istemiyor. Kaç yaşına gelmişsin, işte ne bileyim işin gücün vardır ya da okula gitmişsindir. Arkadaşlar ben ağladığımı biliyorum. Hani çok sinirlenip bir şey söyleyemediğim için ağladığımı biliyorum yani. Yani Türkçe Hadi olsaydı ya. ben bunu çok rahat söylerdim diye düşündüğümü okulda. Hakkımı savunamadığımı düşündüğüm için. Ama böyle düşünerek kendinizi sınırlamayın. Yanlış yumuş bile olsa konuşun. Gerçekten konuşun. Yani hiç kimsenin haddine değil. Sizi sadece konuştuğunuz dille ölçmek. Bazen öyle şeyler duyuyorum ki işte konuşuyorum bir sürü başarılı insan. Ve şey diyorlar yani biraz aksanım olduğu için bile adam uzman. Yani konusunda uzman. Ama sırf biraz aksanı olduğu için bazen şey yapıyormuş arkadaşlar onlara. Mesela işte yani evet senin de hani Almancan çok şey olmadığı için yani işte desinler, umurunuzda olmasın. Yanlış olsun, salın gitsin. Vallahi bak, yani çünkü yoksa sonunda siz öğrenemezsiniz. Olan size olur. Her defasında böyle size insanlar kötü kötü baktığında deyin ki hayır kardeşim ben senin denetlemene izin vermeyeceğim şu anda. Çünkü öğrendiğiniz gramer %100 süper. Öğrenmeniz mümkün değil belli bir yaştan sonra. Önemli de değil zaten. Siz kendi derdinizi anlatabildikten sonra, işiniz için yeterli olduktan sonra. Kimse sizi engellemesin yani. Konuşun istediğiniz gibi. Evet, koku tekniğiymiş o. Korkma, konuş. Çok güzel Evet. bir İlginç bak tekniği bile varmış. kısaltma. Aynen öyle. Ya, Aynen öyle. bilmiyorum gerçekten var mı ama adı çok hoşmuş yani. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var Julia. Bak sen mesela Türkiye'ye gittiğinde bir kelime bile Türkçe konuştuğunda herkes der ki "Aa sen Türkçe biliyorsun ya. Vay çok iyi Türkçe öğrenmişsin." Almanya'da süpersonik Türkçe Almanca konuşun. İnanılmaz konuşumu. Süper. Sonra bir yerde bir hata yapın. Şey derler. Aha Almancayı sonradan öğrendin değil mi? Yani Öyle bunu mi? Almanlar bence dilleri konusunda biraz da ırkçı aslında. Ben bunu hiç haz etmiyorum bundan. O yüzden de bu çünkü bir
toplumda var olan ırkçılıkla da alakalı bu. Çünkü bir Bu onu güç şeyi. söylüyorlar mı gerçekten Evet. sana ya? Ya Evet. ne Tabii ki. haddelerine ya? Çok Çünkü şundan ilginç. dolayı hayır arkadaki sistematiği anladıktan sonra sorun değil. Çünkü bazı insanlar gerçekten böyle bir aynı göz distansında olmayı kaldıramıyor ve en kolay şeyi sana verebileceği o anda abi benim dilim ana dilim o yüzden hani senden bir nokta daha üstündeyim. Irkçılığın mekanizması budur yani hep bir noktada daha iyi olduğunu düşünür senden ırkından dolayı işte dilinden dolayı falan. Ama kusura bakmasınlar yani bu konuda hiç bazen böyle bilerek bana bu hissi vermeye çalışanlar oluyor ki gazeteciler bunu çok yapıyor. Özellikle meslektaşlar yapıyor. Hiç umurumda değil. Hiçbir dizinin umurumda olmasın. Zaten Almanca değişiyor. Yani bir Mero dinleyen bir insan Almancanın geleceğinin ne tarafa doğru da gittiğini görüyor. Yani artık gençler konuşurken birbirlerine valla bra falan diyorlar yani. Hani son senelerde işte yılın kelimesi seçilen kelimeler mesela bir şekilde bizim çocukların arasında onlarla işte haşır neşir olan Alman çocuklarla konuşulan bir dil. Yani diller gelişir çünkü hani toplumlar değişiyor, diller de değişiyor ister istemez. Güzel güzel Almanca güzel bir şey olacak ama daha var yani. Biraz etkisi olması lazım. Şimdi ben bunu söylüyorum diye de ırkçı olmayayım da yani. Her dil özeldir, her dil güzeldir de yani gerçekten. Herhangi bir dilin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek için değil. Sadece Almanya'da yaşadığımız böyle bir sorun var. Onu anlatmak için söyledim size yani. Evet. Yani öyle bir sorun var ve Almanya'da mesela hala yani sen dedin ya her dil güzel ve çok dilli olmak da elbette çok güzel bir şey ve büyük bir hediye bence bir çocuğa verilebilen yani Tabii iki dil ki. konuşarak büyümek ve maalesef Tabii orada ki. da hala Almanya'da böyle bir iki gözlülük iki yüzlülük gözlemleyebiliriz bence çünkü yani benim duyduğum kadarıyla İşte yok ikinci dil olarak İspanyolca, Fransızca, İngilizce bilen çocuklar kreşte her yerde aferin ne kadar güzelmiş falan diye övülüyor öğretmenler tarafından. Fakat bu Evet. dil yani başka diller o da Arapçadır, Türkçedir, yani Farsidir. Evet, aynen. Onlar yani Orta onlar Doğu'dan gelen diller. öyle aynen öyle o kadar çok değer verilmiyor maalesef. Aynen Yani öyle. saçma Değer şey. verilmemesinden çok ben mesela işte haber yaptığım için duyuyorum. İlkokullarda, anaokullarında çocuklara mesela bazı öğretmenler bunun haberleri de yapıyor. Türkçe konuşmayı yasaklıyorlar. Siz bunu İspanyolca konuşan bir çocuğa yapmıyorsunuz. Fransızca konuşan bir çocuğa yapmıyorsunuz ama Türkçe, Arapça konuşan bir çocuğa yapabiliyorsunuz. İşte bu da toplumdaki ırkçılıkla alakalı. Irkçılık nedir? Sen bir ülkenin ya da işte bir grubun grubu homojen olarak görürsün ve işte birileriyle kötü bir tecrübe yaşamışsındır. O yaşadığın tecrübeyi bütün bu işte bu ırkın bütün hepsine mal edersin. Ve dersin ki bunların hepsi böyle. Bu yapılıyor yani Almanya'da. Sorun bu. Yani en büyük sorun bu. O yüzden maalesef ırkçılık konusunda da bir gün onu konuşmamız lazım gerçekten. Türkiye'de ırkçılık, Almanya'da ırkçılık. Belki de ilginç bir şey olabilir yani. Evet, Bu da konuşuruz. konuşulabilir. Bir sorumuz daha var. Bir şey soracağım dedi Şener. Almanya'da Almanca az bilen birinin cümlesini tamamlıyorlar mı? Bu doğru mu? Demişler. Öyle bir şeye denk geldin Bilmiyorum. mi sen? Ben Yani ben hiç denk gelmedim açıkçası. Ama bu tip böyle bu tip şeylerde ben hep söylüyorum benim konuştuklarım, anlattıklarım benim yaşadığım şeyler. Haberini yaptığım şeyler, haberlerde gördüğüm şeyler ama böyle genel bir şey söyleyemem bu konuda açıkçası. Bilmiyorum. Hiç benim başıma gelmedi yani. Benim başıma gelen bazen babaannem yapıyor. Ona çok kızıyorum. Almancası çok iyi olmadığını düşünen insanlarla daha böyle bir yavaş ve yüksek sesle konuşuyor. Ve ben de şey diyorum yani babaanne bu dürüst ırkçılık bu yaptığın şey. Yani bu insana bir iyilik yaptığını düşünüyor olabilirsin ama yani çok, aslında çok aşağılayıcı bir davranış bence. Aynen. Yani olabilir, evet. Başka var mı Burada sorularımız? sorularımız birisi şey demiş sorulara cevap var mı? Var ama sizden bir soru gelmemiş beyefendi. Unutkanlık hastalığına yakalanmaktan korkan varsa dil öğrensin demişti doktor. Sizce de böyle mi? Demiş birisi. Olup olmadığını bilmiyorum ama ben de bunu duydum. Özellikle demansa da karşı dil öğrenmenin iyi olduğunu duydum. Bilmiyorum. Sonuçta sürekli hafızayı çalıştırıyorsunuz. Vardır mutlaka bir etkisi. Ama bilmiyorum. Doktor değilim bu konuda hiçbir şey söyleyemem yani. Ama Ya şöyle ilginç bir şey biliyorum. Ben bu korona haberlerini Türkçe yapmaya başladığımda
Birisi yolda beni durdurdu ve dedi ki Nalan, sizin videolarınızı babama gösteriyorum çünkü babam demans hastası ve demans hastalarında şöyle bir şey varmış. Yani babası sonradan Almanca öğrenmiş ama demans hastaları sonradan öğrendikleri dili unutuyorlarmış tamamen. Yani babası sadece Almanca konuşuyordu ve şeydi, hani Almanya'da ne olup bittiğini, bu koronanın ne olduğunu, benim Türkçem yetmiyordu. O işte ikinci nesildi çünkü. Anlatamıyordum tam olarak, dilim dönmüyordu. O yüzden sizin videolarınızı gönderiyorum. Ve ben bunun böyle bir şey olduğunu, hani demansın dili bile etkileyebileceğini bilmiyordum yani. Bu ilginç bir şey. Enteresan bir detaydı yani. Ama aynı zamanda da senden değil de başka bir yerde şey okumuştum. Yani Almanya'da çalışan gurbetçiler, yani ilk gelen nesilde Alzheimer oranı daha Evet, çok yüksekmiş yüksek. başka insanlara. Evet, doğru. Alzheimer ve demans tam göçmen hastalıkları. Çünkü çok zor şartlar altında çalışmışlar. Ve bir de şöyle bir şey var. Onlar hep anlatırlar ya, biz hasta olmamıza rağmen işe gittik. Kötüydüm ama yine de işe gittim falan gibi. Aşırı stres. Bir de o adaptasyonun verdiği bir zorluk. Yani şu andaki gibi değil ki. Şu anda işte üçüncü nesil, dördüncü nesil ya da Türkiye'den yeni gelenler şimdi geldiğinde Berlin'de sen kendini küçük İstanbul'da gibi hissediyorsun. Ama o zaman işte bundan 60 sene önce adamlar çıkmışlar, gelmişler. Savaştan çıkmış bir ülkeye. Daha önce Nazilerin olduğu bir ülkeye. Ben buna çok şaşırıyorum zaten. Hiç korkmamışlar mı ya? Lan burada 6 milyon insan öldürüldü bundan birkaç sene önce. Nasıl böyle korkmadan gelmişler diye de düşünüyor insan bazen. Hiçbir şeyin olmadığı bir yere geliyorlar. Ve o adaptasyon ister istemez onları psikolojik bir şekilde çok zorlamıştır yani. Ama bu tip çalışmalar var. Evet. Alzheimer ve demans göçmen hastalıkları, tipik göçmen hastalıkları olarak geçiyor. Ve bunlar araştırılmadığı için kim bilir aslında neler, daha neler var yani göçmenlere dahil, o birinci nesle dahil bilmediğimiz. Evet. Yani o zaman şey görüyoruz. Yani dil öğrenmek her şey değil. Yani ne kadar dil öğrensen maalesef başka faktörler de etkiliyor. Öyle. Türkiye'den Almanya'ya giden doktorlara nasıl davranıyorlar? Bu konuda benim kanalımda Emin'le bir röportaj izleyebilirsiniz. Emin Mardin'den Berlin'e yerleşen bir hekim. Burada hastanede çalışıyor. Gayet açıklayıcı bir video. Bir Alman için Türkçe hangi dili daha çok benziyor? Yani bence Nasıl? artık bir Alman için Türkçe daha çok hangi dile benziyor Ha. diye bir soru geldi. Hikmet sormuş. Yani bence artık Almanya'da herkes birkaç kelime Türkçe en azından duyunca anlayabiliyor. Mesela çok güzel ya da yani Evet. çok güzel. O yüzden yani bilmiyorum neye benziyor. Daha Bana yani. bir kere Alman bir kız Hollandaca mı konuşuyorsun diye sormuştu. Ben telefonda Türkçe konuştuğumda çok şaşırdım. Ama Aa, yani o ilginçmiş. çok istisnai bir durum bence. Bence de ilginçmiş. Yani Türkçe bile birkaç dilin birleşimi gibi olduğu için, hem Asya, hem Fransızca böyle, hem Farsça, Arapça. Böyle karmaşık bir dil, bilmiyorum. Yani biz konuştuğumuz için hani nasıl kulağa geliyor, bunu kendi dili olduğumuz için bilemiyoruz yani. Başka birisinin kulağına nasıl gittiğini bilemem. Ama Alman çok kaba dil, inanılmaz kaba bir dil yani. Bana sürekli böyle küfür ediyorlar gibi Hadi. geliyordu Almanca ilk öğrendiğim zamanlarda. Evet. mı? Acayip böyle boğazdan gelen böyle falan böyle. Öf diyorum, bu ne? Asla demem bunu falan diyordum yani. Ama evet. Bana Hollandaca daha şey geliyor. Ama o da yani Almanya'daki Türkler ile Türkiye'deki Türkler arasında sizce fark var mı? Ya o başka bir haftanın konusu olabilir. O Bence çok de. geniş bir soru bence. Acayip geniş bence de. Bir Alman olarak dil öğrenmek için Türkçeyi seçmen çevrende nasıl karşılandı? Yani merakla karşılandı. Bazen olumlu bir şekilde, bazen de olumsuz bir şekilde. Yani liseden mezun olunca benim mesela İngilizce öğretmenim vardı. Ona böyle ha İstanbul'a gideceğim, Türkçe öğreneceğim falan dediğimde ve yani benim yapmayacağım şey falan dedi. Ben de yani şok oldum dedim. Nasıl yani?
Ama Almanca hangi dile benziyor diye bir yazmış da birisi. Ben onu şimdi soruları takip etmeye çalışıyorum. evet. Pardon. Sen Hollandaca herhalde soruları bence. görebiliyor musunuz artık? Ya yorumları görüyorum. Oradan bazı Ha, soruları yorumlara. yazıyorlar da aynen. Ha, Oradan orada böyle o zaman kaçınmamak için bakıyordum şimdi. güzel. Dünya küresel bir köy, bırakın artık bunları demiş. Doğru valla. Dil çok Evet, önemli. bence de yani Keşke bir bir dil olsa da hep biz konuşabilsek gerçekten. Ya. Ne kadar güzel olur. Neleri İngilizce aşabiliriz var. acaba, düşünsene. İnsanlık ne olur yani, gerçekten öyle bir şey mümkün olsa. Güzel olur. Evet. İngilizlerin gözünü seveyim. Evet, ben de. Yani ben liseden mezun olunca diye düşünüyordum. Aa, işte dillere gerek yok aslında. Hepimiz İngilizce biliyoruz zaten. Ama yani başka zenginlikler de var tabii Evet tabii dillerin ki. de. Bir lisan bir insan. Boşuna denmiyor yani gerçekten. Bir kültürü anlıyorsun yani. O ülkeye gittiğinde o insanlarla konuşabilmek inanılmaz bir haz yani. İnanılmaz mutlu ediyor beni mesela. O yüzden önemli ya. Dil önemli. Evet. Evet. Var mı Bayağı başka sorularınız? Tek dil bence tadı şey... kaçırır. O da olabilir ya. Doğru. Onunla da haklı olabilirsiniz. Ama en azından iletişim için hani böyle bir şey olsaydı, bir ara şöyle bir tartışma vardı işte, Avrupa'ya bir dil bulalım ve bu dil hangisi olsun falan diye tartışıldığında Yunanca deniliyordu. İşte Yunanca, Alman, şey Avrupa'nın ana asıl dili falan. Yani bilemiyorum. Kerim'de işimizi görüyor. Beyin yakmaya gerek yok. O da bir bakış açısı tabii. Zeynep Avcı'yı ne diyorsunuz? Takip ediyorum Zeynep Avcı'yı. Evet. Umarım başarılı olmaya devam eder. Dogs of Berlin'i izlediniz mi diye bir soru geldi çok başta. Onu ignore ettim. İzlemedin mi sen? Yani Maalesef. ben izledim. Yani eğlenceli Nasıldı? de geçti. Aha. Yani yıllar önce izledim ama baya bir böyle bir hafta sonra onu izleyerek geçirdim yani. Biraz bağımlılık Güzelse yaptı. bilemiyorum. Ben Alman prodüksiyonlarını hiç beğenmiyorum. Aşırı sıkıcı geliyor. O yüzden izleyemiyorum yani. Netflix'te de bazı Aa. filmler oluyor. Evet. İnanılmaz kötü bir storytelling. Yani bu kadar olamaz. Bilmiyorum. Çok kötü Dark'ı da mı oyunculuk. beğenmedin? İzlemedim. Gerçekten Hadi izlemedim yani. Çünkü o kadar çok böyle hani şey oldum ki, hayal kırıklığına uğradım ki maalesef. Ve şeyde bu hype'a da inanamıyorum yani, böyle Almanca bir şey Netflix yapmış falan filan. Maalesef. Ama bunu başka bir konuda şeyde bölümde konuşmalıyız. Gerçekten yani bu konudaki yaratıcılık inanılmaz sıfır yani Almanya'da. Ben bunu çok şaşırıyorum. Zeynep Elitist de çok fazla şey gömmeyin. söyledi. Öğrenilen her yeni dil de yeni bir sen tanıyorsun derler. Sizce de öyle mi? Mimikler, jestler, vurgu olarak demiş. Bence doğru. Bence Kesinlikle de. doğru. Evet. Yani ya şöyle bir şey var mesela, ben mesela Türkçe küfür edemem. Edemiyorum çünkü hani o kültürün verdiği, o toplumsal bilincin verdiği, bu şekilde büyümüş olmanın verdiği bir şey var. Ama mesela benim Yunan arkadaşlarım o kadar güzel küfür ederler ki ya, ve o eller, o tavırlar bu İspanyollarda da var. O kadar güzel küfür ediyorlar ki böyle. Bazen ben, çok fazla arkadaşım var çünkü, bazen küfür ederken ağzından Yunanca çıktığı oluyor ya da İspanyolca çıktığı oluyor. Çünkü o bambaşka bir şey çağrıştırıyor bana. Küfür gibi gelmiyor bana. Hani bariyer de yok kafalarda, bunu söylememelisin gibi. Ve o his başka bir şey. Farklı hissediyorsun yani İspanyolca veya Yunanca küfür ederken. Ama Türkçe onu, evet, ayıp ayıp işte yani. Onur'un yazdığı gibi. O yüzden hani ayıp olduğunu bildiğim için ben Türkçe'de bloke ederim kendimi. O diğer dillerde böyle bir şey yok. O yüzden kesinlikle katılıyorum o yoruma yani. Evet, Bambaşka bir ben de insan oluyorsun. onunla Amerika'dan bir araştırma okumuştum. Orada işte iki dili olan, İspanyolca da bilen, İngilizce ana dili olan insanlara bakmışlardı. Ve orada da yani İspanyolca konuşurken insanların mesela daha duygusal ama daha da sinirli olduğunu bulabildiler. Yani bence bir dil konuşmak bizimle bir şey yapıyor. Bazen işte kişisel, bazen de ortak şeyler olabilir diye Evet. düşünüyorum. Türkler de küfürler çok sert, Almanca küfürler o kadar sert değil. Bilmiyorum. Evet. yani bence gayet her dilde yani kırıcı olabilir.
Bizde öyle küfürler var ki yani böyle inanılmaz bir şey bile, hayal gücü yani o küfrün yani. Evet. Ya, Almanlar Türk asıllı sanatçıları dinliyor mu? Evet, Mero dinleniyor. Mero Mörda Almanya'nın, falan. evet, Almanya'nın en başarılı rapçilerinden birisi idi en azından 2020'de ve en çok satan. Kesinlikle Mero. Filmleri Almanca seyrediyorum. Hep Türk türküler size de tuhaf gelmiyor mu? Geliyor. Aman Tanrım falan dediklerinde çok geliyor. Birisi şey yazmış. Du Vogel ne ya? Doğru. Dur. Seni kuş demek yani, gerçekten bu çok mantıklı. Ay kim yazmış ya onu? İsmini söyleyemedim, kusura bakmayın. Melis galiba. Çok iyi. Meli Bir de Dufu. Almanca'da halo kelimesini de yani bin bir türlü şey kullanabilirsin. Halo merhaba demek. Ama birisi yanlış bir şey yaptığında tonlarken böyle halo dediğinde şey de oluyor. Ne alaka ya? Ne demek istiyorsun? Ne falan gibi bir şey de oluyor. Ve kimdi ya? Böyle bir komedyen vardı. Şey diyordu, şu anda hatırlamıyorum adını maalesef. Merhaba kelimesini tehdit olarak kullanabilen tek ulus Almanlardır diyordu. Çünkü hani gerçekten öyle bir şekilde halo da diyebilirsin ki, hani mesela trafikte yanlış bir şey yapmışsındır ya da işte ışıkta böyle karşıdan karşıya geçerken kırmızıda geçmişsindir. Oradaki halo sana bir uyarıdır aslında yani. Çok komikti ya, ben acayip gülmüştüm o yani, o espriye çok doğru. Evet, ben şeye de çok güldüm. Geçen gün şey gördüm. Almanlar böyle misafirlikten kalkmak istedikleri zaman böyle bin kere şey demiyorlar. İşte gitmeliyse bilmem ne böyle uzun uzun anlatmadan bir anda zo deyip kalk. Evet. Zengin kalkışı. Bu zo kelimesi orada ben çok Evet, şey güldüm. yazmış, halo. 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 Aynen bu fal. Bilmiyorum artık ismini geçelim. Aynen bu şekilde Bilmiyorum. yani. Şey yaparak, tonlayarak farklı kelimeler elde edebilirsiniz. Bir halo kelimesinden merhaba demek aslında yani. Ya da selam işte. Neyse. İlginç bir şey. Kübra şey sorma. Şöyle sen Türkçe görüyor musun? Ben Nalan Deutsch yani evet ben insana göre rüya görüyorum yani Türkiye'den ya da ya rüyamda Türkiye'de bulunuyorsam muhtemelen Türkçe konuşuyorum insanlarla. Öbür türlü de ailemle tabii ki Almanca konuşuyorum. Yani kimi görüyorsam ona göre bir görüyorum. Sende nasıl? Evet. Valla yani eksplisit Türkçe ya da Almanca bilmiyorum açıkçası. Ama yani dikkat etmediğim bir şey. Dikkat etmediğim bir şey yani, açıkçası bir şey söyleyemem. Maalesef. Anladım. Bizde de alo demenin dünya anlamı var demişti. Aynen doğru. Alo. Alo falan diye böyle. Ama alo da yani hani sonuçta. Güzel, o da güzel. Evet. Vazkitap Türkçe'deki tam karşılığı ne dersin? Naber derim ya Vazkitap tam Yarab. naber. Yarab. Evet, ne haber? Daha böyle bir slang, daha geniş bir dil. Argo demek istemiyorum ama yani mesela iş yerinde was geht ab demezsin yani birine. Ama iş yerinde Türkçe ne haber, nasılsın falan diyebilirsin ama Almanca bunu demem yani iş yerinde. Was geht ab ne oluyor yani, neyiz? Bro muyuz yani seninle? İş yerindeyiz. Dilin incelikleri yani. Perdeler Perdeler dantel mi? dantel mi? Evet perdeler tam bir anne perdesi. En güzeli. En güzeli. Evet. Sizi de yeni bir dil öğrenirken garip kuralları gördüğünüzde sen de artık sırf gıcıklığına bu kuralı çıkarmışsın dediğiniz oldu mu? yok. Olmadı Olmadı. bana. Benim de yani olmadı. ama ya bunu kimse demiyor falan düşündüğüm şeyler oldu Türkçe öğrenirken böyle dil okurdan. Ondan sonra ama yavaş yavaş gerçekten her şeyi dışarıda duymaya başladım. İlk de bana şeyler çok çok saçma geldi. Mesela bembeyaz, işte pes pembe. Ha evet, ilginç. Neydi bu? Yani Almanca'da bunun karşılığı pek yok ya. Yok değil mi? Gerçekten de yok. Yok.
Yani onları öğretiliyorlardı dil okulunda Hmm. tek tek. Ben de yani şimdi ne gerek var yani, mavisi mavi, niye masmavi de öğrenmeliyim ki yani? İlginç. Evet. Leyla şey yazmış. Nalan bana sürekli Yıldız Tilbe'yi çağrıştırıyorsun. Ne alaka demiş. İlginç. Çok ilginç. Çünkü ben Yıldız Tilbe'yi inanılmaz severim. Ama çok ilginç böyle bir şey. Ve ben onun böyle çok böyle özgür hareketlerini falan seviyorum. Öyle bir şey mi hissettiniz acaba? Bilemedim şimdi. Ama şu kural konusunda Almanca bir şey öğrenirken ya bunu da artık gıcıklığına falan mı yaptın diye. Arkadaşlar kurallara çok takılmayın. Çünkü bir hafta önce anlamadığınız şeyi bir hafta sonra zaten otomatikman anlamış oluyorsunuz. Beyin onu işliyor yani bir şekilde. Bir hafta sonra başka bir kural aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu sefer diğerini ezberlemiş oluyorsunuz. Ne Evet. yapıyorsun diye soruya iyiyim diyen tek milleti herhalde. Size ne yapıyorsun deyince ne diyorsunuz? Ne yapıyorsun? Was machst du? Yani. Soğamıyoruz o kadar çok ya. O kadar şeyimiz yok. O kadar yakından bilmek istemiyoruz, uzaktan. Aynen. O kadar Yani çok çok. muhabbete girilmiyor Evet. yani. Neyse. Yani nasılsın diye sorulduğunda bile insanlar şüpheye düşüyorlar. O insan bunu neden demek istiyor? Bu, şnip Bana mı sorulmuş? şne Gerçekten ilgileniyor zap musun? zaoba demiş Zaptalva. İyiymiş o. öyle bir şey var mı ya? Yok de. Evet. Zaptalva. Güzel bir şey. Ya bütün sorulara baktım aslında. Tamam. O zaman Şeyde yavaş yavaş. farklı fikirler, yani baya bir şey vardı. 2 saat erken olsun mu olmasın mı diye sorduğumuzda karışık cevaplar geldi. Ama bence haftaya biz onu bir böyle deneyelim, 2 saat erken. Ondan sonra bakalım daha çok insan katılacak mı, katılmayacak mı? Evet, Blitzblank var gerçekten. Değil Blitzblank mi? doğru evet. Doğru. Bak Evet. işte yani. Blitzblank. Bir tek o var ha. Benim başka bir şey var mı acaba? İlginç oldu bak. Yazana teşekkür ediyoruz. Aynen. Peki o zaman. Haftaya yeni saatimizde buluşalım mı? Buluşalım. İyi akşamlar. Ağzına Herkese sağlık. teşekkürler. Sana da teşekkürler. Ben de İzleyen herkese teşekkürler. katılan herkese çok çok teşekkür ederim. Bugün kimseyi aramıza almadık ama bir sürü soru geldi. Evet. İyi akşamlar. Biraz. Görüşürüz. Bay bay. Biraz. Tschüss. İyi akşamlar.